Welcome kids, how are you? Evet, hoş geldiniz çocuklar dersimize. Bu dersimizde Unit 7 in my city, yani benim şehrimde ünitemizi artık tamamlayacağız. Öncelikle tekrar edeceğiz. Neler öğrenmiştik? Hangi kelimeleri çalışmamız gerekiyor? Bunları öğreneceğiz. Hangi soru kalıplarını öğrenmişiz? Neler konuşmayı ve sormayı öğrenmişiz? Bunları bir tekrar edeceğiz. Öncelikle Unit 7 in my city. Okay, let's start. Let's remember. Neler öğrenmiştik? Hangi kelimeleri öğrenmiştik? Hadi bir bunlara bakalım, çalışalım. Okay. Please repeat after me. Shopping center. Alışveriş merkezi. Museum. Müze. Hospital. Hastane. Cinema. Sinema. Supermarket. Süpermarket. School. Okul. Park. Park. Stadium. Stadyum. Mosque. Cami. Bank. Banka. Carnival. Karnaval ya da Luna Park. Zoo. Hayvanat bahçesi. Restaurant. Restaurant. Cafe. Kafe. Evet çocuklar, sizden istediğim bu kelimelerimizi tekrar etmek, iyice öğrenmiş olmanız. Şimdi devam edelim. Yes, Unit 7 in my city. Bizler bu ünitede neler öğrenmiştik? Bir kişinin veya bir şeyin nerede olduğunu sormak için hangi kelimeyi kullanıyorduk? Yes, where kelimesini, değil mi? Nerede? Where. Öyleyse bizler sen neredesin diye nasıl soruyorduk? Evet, where are you? Okay, let's asking. Where are you? Sen neredesin? Cevabı nasıl veriyorduk? I'm at the diye başlıyorduk, değil mi? At the diye devam ediyorduk. I'm at the blah blah. For example, where are you today? I'm at the school. Where are you? I'm at the home. Ben evdeyim. I'm at the park. Ben parktayım. I'm in Ankara. Burada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Evet, şehirlerden bahsederken in kullansak daha güzel olur. Şöyle de söyleyebiliriz. I'm in the school'la diyebiliriz. Ben okuldayım kullanırken de in kullanabiliriz. Ama bu şekilde öğrenmiş olmanız daha güzel olur. Yer isimlerinden bahsederken I'm at the kalıbını, ama şehirlerden bahsederken ya da ülkelerden bahsederken in kelimesini kullanmanız daha güzel olacaktır. I'm in Ankara, I'm in Sakarya or I'm in İstanbul. Peki başkası hakkında onun nerede olduğunu nasıl soruyorduk? Evet, eğer erkeklerden bahsediyorsam he, kızlardan bahsediyorsam da she kullanıyordum. Eğer onlar neredeler diye sormak istersem de they kelimesini kullanabilirdim, değil mi? For example, where is he? O erkek nerede? He is at the stadium. O erkek stadyumda. Biliyorsunuz ki sorumu neyle sorduysam cevabım onunla başlıyordu, değil mi? Where is he? He is at the stadium. Where is she? She is at the zoo. Or where is they? Where are they? They are at the mosque. Değil mi? Çoğul olduğu için artık onlardan bahsederken is değil de are kullanıyordum. Bunu da hatırlamış olalım. Şehirlerde olduklarını farz edelim. Where is he? He is in Mardin. Or where is she? She is in Konya. Where are they? Onlar neredeler? They are in Istanbul. Evet, sorularımızı böyle sorabiliyorduk. Peki devam edelim bakalım. Evet, burada öğrendiğimiz bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Bunun bir şarkısını hatta öğrenmiştik, değil mi? Over there, over here diye.
Yakındaki şeylerden bahsederken ne diyorduk? It's over here ya da it's here. Peki uzaktaki şeylerden bahsederken? It's over there, it's there. Şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsak. Diyelim ki bu kalemin siz olduğunu farz edelim. Şöyle yapıyordum. It's over here, it's over there. Hatırladınız mı? Peki şimdi bunu tekrar kısaltımını öğrenmiş olacağız. It's over here demek yerine it's here de diyebiliriz. It's over there derken yine it's there de diyebiliriz sadece. Bunu pekiştirmiş olmak için az sonra etkinliklerimizi çözeceğiz. Peki bir şeyin yerinin nerede olduğunu bilmiyorsam. For example, where is my teddy bear? Benim oyuncak ayıcığım nerede? Ama bilmiyoruz. O zaman ne diyeceğiz? I'm sorry, I don't know. Üzgünüm, bilmiyorum. K ve N harfleri yan yana geldiğinde K harfi kesinlikle okunmaz. Bunu mutlaka çok iyi dinlemiş olmanız gerekiyor. O zaman nasıl okuyacağım? I don't know. Sadece N harfini okuruz. Bu da bir bilgi olsun sizlere. Okay. Where is my teddy bear? Benim ayıcığım nerede? It's over here. Yakında. It's here. Bak işte burada ya da burada. Number two, where is my teddy bear? It's over there or it's there diyorduk değil mi? Ama bilmiyorsam ne diyorduk o zaman? Where is my teddy bear? I'm sorry, I don't know. Üzgünüm, nerede olduğunu bilmiyorum. Peki, şimdi bu kısaltımı da size ipucumuzu da hatırlatalım. Here ve there'i nasıl karıştırmayacağız öğretmenim diye sorduğunuzda ne söylemiştim? Here, bak hemen yakınca. Hızlıca söylenen bir kelime. It's here. Ama it's there'e bakalım. It's there. Gördünüz mü? Uzaktaki bir şey için it's there. Yakındaki içinse it's here. Böyle de aklımızda tutabiliriz. Okay. Thank you for watching kids. Çok teşekkür ederim dersimizi dinlediğiniz için. Şimdi bu dinlediklerinizi tekrar etmenizi ve alıştırmalarınızı tamamlamanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde de practice book'umuzdan yapacağı etkinliklerimizi yapacağız. Hoşça kalın. See you soon.